Çoğumuz Kore Savaşı'nda Assubay Süleyman Dilbirliği'nin aile ismini verdiği Koreli bir yetim çocuğu sahiplendiğini biliyoruz. Ama bu durum sadece tek bir olayla sınırlı kalmadı. Mesela Kore Savaşı gazisi Kamil Başar da sahiplendiği Koreli bir yetim olan Türkan'ı aynı Süleyman Assubay gibi savaştan sonra resmi olarak evlat edinmek için yıllarca aradı. Bunun gibi onlarca çocuk sahiplenme olayı Kore Savaşı boyunca kahraman Türk askerleri arasında yaygındı. Bu durum bize şunu gösteriyor. Kore Savaşı'nda Kuneri Muharebelerinde destan yazan Türk askeri aynı zamanda yaşatma ve merhamet konusunda da destan yazmıştı. Bu kimsesiz ve gidecek yeri olmayan yetimleri sahiplenip mevcut bir çocuk yurdu da olmadığından kışlada yetimler için sıcak yuva oluşturan Türk askeri sahiplendiği bu yetimleri yanında Türkiye'ye götüremedi. Bundan dolayı da birçok Kore gazisinin kalbinin yarısı maalesef Kore'de kaldı. Günümüzde maalesef soykırım gibi iğrenç savaş suçlarıyla itham edilen Türk ordusu aslında dünyanın en merhametli ordusudur. Ayrıca savaşın kanlı ortamında dahi yetimlere babalık yapabilen Türk erkeği 50'li yıllarda belki de dünyadaki en iyi baba figürüdür.